2019-2020 amatör futbol sezonu U15, U19 ve 1. Amatör Lig'de playoff'a kalan takımların plaket töreni gerçekleşti. Kartallar Holding'de yapılan törende Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Hasan Kartal çok önemli açıklamalarda bulundu. Elbette ki başarı elde ediyorsunuz ve bu başarıyı da bir şekilde taşlandırmak ve bizler tarafından da onur edilmek gerektiğinin bilincindeyiz. Uzun uğraşlar verdiğinizi biliyoruz. Çok ciddi çalışma yaptığınızı biliyoruz. Amatör spor kulüpleri yöneticiliğinin başkanlığının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Tabii ki bizler de federasyon olarak bu bilinci taşıyarak yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımla birlikte sizlerin daha iyi şartlarda, daha güzel imkanlar verilerek bu mücadelenizi yapmanız noktasında çalışma yürütüyoruz. Bizler bu konuda gerek yerel yönetimlerle, gerek bakanlıkla, gerekse iş adamlarıyla görüşerek kulüplerimizin ve Ankara'mızın sorunlarının çözülme noktasında her türlü makama ve mevkiye giderek bu sorunları birer birer anlattık. Bize iletmiş olduğunuz meselelerinizi, sorunlarınızı, sıkıntılarınızı bizler de aynı şekilde gerek siyasetçilerimize, gerekse yerel yöneticilerimize, herkese bunu güzel şekilde izah ettik. Ve bu duyarlılık oluşması noktasında da gayretlerimiz oldu. Ve biliyorsunuz ki hepiniz başkanlık yapıyorsunuz, yöneticilik yapıyorsunuz. Herkes kulübünü bir şekilde daha yukarı taşımak için gayret sarf ediyor. Gerek yönetim kurulu üyesi arkadaşlara, gerekse üyelerine o kulübün gelişmesi için bir altyapı hazırlar ve sonuçta hedefine ulaşmak için onun meyvesini toplamaya başlar. Bizler de bu konuda vermiş olduğumuz bu mücadele neticesinde tabii ki yavaş yavaş da bunların meyvelerini toplamaya hep birlikte başlayacağız. Öncelikle kulüplerimizin ne ihtiyacı var? Tabii ki kulüplerimizin tesis ihtiyacı var. Sadece burada tesisten ziyade efendim malzeme, aile ve nakdi yardımın yapılmasına ihtiyaç var. Bizler de bu konuda yerel yönetimlerle görüşerek yaklaşık seçimden sonraki süreçte hızlı bir şekilde tüm belediye başkanlarımızı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere, kulüplerimizin sorun ve sıkıntılarını dile getirdik ve bunları anlattık. Sağ olsunlar birçok belediye başkanımız bu konuya duyarlılık gösterdi. Birçok belediyede de kulüplerimize nakdi olarak yardımlar yapılmaya başlandı. Tabii Büyükşehir Belediyesi'ne de bu konuda müracaatta bulunduk. Büyükşehir Belediyesi de bu konuda bir kaynak çıkarttı. İnşallah kısa süre içerisinde de bunu hayata geçirmek için bütün gayretimize çaba sarf ediyoruz. En büyük problemlerden birisi nedir? Ulaşım noktasında sıkıntılarımız vardı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde aynı zamanda meclis üyesi olan arkadaşımız Soner Cengiz'in vermiş olduğu öneriyle birlikte otobüs imkanına kavuştuk ve kulüplerimizin uzak deplasmanına otobüs imkanı noktasında imkan sağlandı. İnşallah kısa süre içerisinde de bu yardımı da dağıtılması için gayret sarf ediyoruz ki bu bugünün meselesi değil. Seçimden hemen akabinden sonra bu teklif Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi ve bu öneri komisyona havaledildi ve şu anda da Sayın Başkan'ın talimatı beklemekte. Tabii bundan bitmedi. Bizim daha önce hatırlarsanız Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çalışmada spor tesisi noktasında Sayın Melih Bey döneminde bir çalışma yapmıştık. Buna katılanlar bilir. Bu Cemre Park'ın karşısında eski otopazarı olmuş olduğu alanla ilgili yaklaşık orada 60'a yakın bir oda ve iki tane büyük, bir tane küçük olmak üzere bir saha tesis yapılması ile ilgili bir çalışmamız oldu. Son aşama yerinde de malum sebepler biliyorsunuz ve sonrasında Mustafa Tuna beyefendi geldiğinde konuyu ilettiğimizde çok fazla bir hareketlilik olmadı ama Sayın Mansur Bey'e bu konuyu ilettik ve hızlı bir şekilde bunun yapılabileceği noktasında bize bilgi sundular. Şu anda görüşmedeler. İnşallah oradaki spor tesisine kavuşmak için biz elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Orada ne vardı? 60 tane demin ifade ettiğim gibi odalarımız mevcut, sahalarımız mevcut. Yine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve bütün üyelerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis var. İnşallah bunu hayata hep beraber geçiririz. Tabii ki Spor Bakanlığı ile ilgili çalışmalarımız var. Biliyorsunuz malum 19 Mayıs stadyumu yıkıldı ve orada olan kulüplerimiz bir şekilde mağdur oldular. Yani baktığınız zaman bugünkü şartlarda
özellikle kış aylarında ne kadar büyük sorunla karşı karşıya kaldıklarını hep beraber gördük. Çünkü eskiden oradaki stadyum sayesinde odalarımızın mevcuttu ve odalardan gerek o kulüplerimiz gerekse dışarıdan gelen kulüplerimiz orada barınma ihtiyaçlarını giderebiliyorlardı, ısınma ihtiyaçlarını giderebiliyorlardı. Ama yıkıldıktan sonra Anıttepe'de tam da onda bir yer tahsis edildi ama fiziki şartlar çok fazla müsait olmadığı için yine kulüplerimiz 19 Mayıs'ın çevresinde bazen bizim federasyonumuz bazen de kafeteryada maçlarını izleyerek, ısınarak giderdiler. Biz bu konuda bir tesisin yapılması gerektiğini Sayın Bakanımıza ifade ettik. Spor Genel Müdürlüğümüze bunu anlattık. Daire başkanları bunu anlattık. Hatırlarsanız bu stat yıkılmadan önce Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu konuşmada bir çiftlik projesinden bahsedilmişti. Bu projenin takibini gerçekleştirdik. Çünkü bu söylendi ama bir şekilde rafa kaldırılmış gibi hissettik. Ve bizim görevimiz de bunu takip etmek. Tabii ki sizlere de takip etmek. Takip etme neticesinde de efendim Spor Bakanlığı'nda Daire Başkanı Sayın Genel Müdür ziyaret edildi. Ve projenin hayata geçirilmesi konusunda çalışmaları başlattık. Ve orada bizler de görev alarak, orada yaklaşık olarak 6 tane sahanın yapılması noktasında bir proje hazırlandı. Yine orada kulüplerimize 25-26 tarafında yapımı sağlandı proje. En sonunda geçen hafta yaklaşık 10 gün önce de biliyorsunuz burası Gençler Birliği Ankara'nın tesisinin olduğu yeri bilirsiniz. Hemen aşağıda bir arazi var. O arazi biraz yamaç ve biraz düz alan. Oraya yapılması planlanıyor ve burada biliyorsunuz sistem olduğu için de hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hem de Kültür Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan proje onaylarından geçirildi. Şu anda kurula havale edildi. İnşallah bu kurula geçtikten sonra Allah nasip ederse hızlı bir şekilde yine biz bunu takibini yapıyoruz. Ve bu tesisin yapılması için elimizden geleni hep beraber yapacağız ve gerçekleştireceğiz. Ha, bunu ne için anlattım? Şunun için anlattım değerli başkanlar ve değerli sporcu kardeşlerim. Hani derler ya devlette devamlılık esastır. Tabii STK'da devamlılık esas olmasının bilinciyle biz hareket ettik. Tabii önümüzde bir seçim sürecimiz var. Belki şunu yapabilirdik arkadaşlar beraber. Efendim bunlar daha sonraya kalsın. Seçimden sonra bırakalım. Biz şu anda bunları çok fazla gündeme getirmek veya çalışmanın da çok fazla gereği yok noktasında bir anlayış da geliştirebilirdi. Hep seçimden sonra denilebilirdi ama bunun böyle olmadığını biz son saniyeye kadar biz çalışmamızı ve sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar şahsım adına ve bütün kurulların adına söylüyorum. Herkesin bütün yaptıklarımız her şey ortada. Bunun takdirini sizlere yapacaksınız. Bunun muhasebesini sizlere yapacaksınız. Ben burada sizlere saatlerce bunu anlatsam da bunun çok faydalı olacağı kanaatinde değilim. Hani derler yapacaklarımız yapacaklarımız temelatıdır. İnşallah hep beraber daha güzel işler yapmak adına da arkadaşlarla beraber tekrar bu yolda baş koyalım. Nasip olur, devam edeceğiz. Nasip olmaz, devam etmeyiz. Ama biz yapmış olduğumuz projemizi bizden sonra gelecek arkadaşlarımız olursa biz kaybettik, başka da devam ediyor. Ama kaldıkları nokta devam edilmesi noktasında bir anlayışımız var. Hiçbir zaman şunu düşünmedik. Yani bu insanları biz yaparız, yarın bir şey kaybederiz ve sonrasında da ya bunlar bu işin ekmeğini kaymağını yer düşüncesi bizde yok. Olmadı, olmayacaklar. Ama tabii ki biz bu noktada da çalışmamızı, demin ifade ettiğimiz son saniye kadar devam ettireceğiz. Onun için bu sebeple açıklama gereği duydum. Ben katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsanız bu zamana kadar bana göstermiş olduğunuz güzel yüzünden dolayı bana saygınız ve sevginiz olan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve inşallah bu gecenin günü sonunda da hepinizi önemsemek ve onurlandırmak kadar da plaketlerimize takdim edeceğiz. Ben şimdi mikrofonu bayrağıma takdim ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Federasyon Başkan Yardımcımız ve Ev Sahibimiz Hasan Kartal Bey'i sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Federasyon Başkanımız ve kıymetli kulüp başkanı arkadaşlarım. Ne güzel bir beraberlik. İnşallah bu beraberlik hiç bozulmaz. Önemli olan spor birbirini insanlara kaynaştırmaktır. İnsanların birbiriyle tanıştırmaktır. Bütünleşmektir. İnanın Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda bunu görüyoruz. İnşallah hiç bozulmaz, böyle devam eder. Amatör spor kulüpleri bence sporun altyapısı demektir. Futbolun altyapısı demektir.
bizler ne kadar güçlü olursak Süper Lig'deki kulüplerimiz de o kadar güçlenir. Görüyorsunuz 11 tane oyuncu sahaya çıkıyor. 11'i de yabancı olan kulüpler oluyor. Biz de öyleyiz Rizespor olarak. 14 tane yabancı var. Bu normal mi? Normal değil. Bunu kim düzeltecek? İşte amatör spor kulüpleri düzeltecek arkadaşlar. Amatör spor kulüplerine çok şey düşüyor bence. Aslında her kulübün altyapısı, şimdi özellikle söyleniyor, altyapıya önem vermek lazım. Altyapıyı güçlendirmek lazım. Altyapıyı güçlendirmek amatör spordan geçer. Aslında bizler amatör spor kulüpleri iyi çocukları belli bir şekilde eğitip ondan sonra yukarıya doğru vermek kaydıyla hem ülkenin bu yabancı sporculardan kurtuluşuna hem de gençlerimizin bir yerlere gelmesine vesile olur diye düşünüyorum. Onun için bize düşen görev arkadaşlar, amatör spor kulüplerine düşen görev gerçekten çok büyük. Ama bunu bir şekilde, bir sistematik bir şekilde getirmek lazım. Çünkü temel biziz. Temel ne kadar sağlam olursa yukarısı o kadar sağlam olur. Onun için ben yeni işte bu ileri aşamada bir seçimimiz de var. İnşallah sevgili kardeşimiz Murat Kandazoğlu bu işe çok emek veriyor. Tekrar seçilir. Seçildikten sonra da özellikle şunu söylemek istiyorum. Amatör spordaki arkadaşlarımız, kulüplerin içerisindeki iyi oyuncuları bir yere mi toplayacaksınız? Bir şekilde onların Süper Lig'deki veya Profesyonel Lig'deki kulüplere nasıl göstereceksiniz? Bununla ilgili bir sistem kurmak lazım. Arkadaşlar bu işi bir an önce yapmamız lazım. Bizim kurtuluşumuz bu. Soyunma odasına giriyorum. 3 tane, 4 tane tercüman. Biri oradan konuşuyor, biri oradan konuşuyor, biri oradan konuşuyor. Bir İngilizce bilmek de yetmiyor. Birkaç dilde dili bilmen gerekiyor. Bunu bizim önlememiz lazım. Bu ülkeyi biz kurtarmamız lazım. Onun için amatör sporlara çok, spor kulübü başkanlarımız, sevgili kardeşlerim sizlere çok şey düşüyor. Hepinize başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.